Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala eşrefil murselin. Seyyidina ve Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli kardeşlerim, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyor. Alemlerin Yüce Rabbinin, Allahu u Zülcelal Hazretlerinin rahmet ve bereketi üzerinize olsun diyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum Rabbimden. Rabbimin lütfuyla, keremiyle yine bir sohbette beraberiz. Cenab-ı Hak Hazretleri amellerimizi hep rızasına uygun kılsın. Dua ediyoruz, iltica ediyoruz. Ve biz bu sohbetlerde bildiğiniz kadarıyla, bildiğiniz haliyle, becerebildiğimiz kadarıyla siz değerli kardeşlerimize faydalı olmaya çalışıyoruz ve İslam ahlakını hem kendimize hem de sizlere tekrar tekrar anlatmaya gayret ediyoruz. Rabbim hem söyleyen, anlatan için hem de dinleyen için faydalı kılsın diye dua ediyorum. Çünkü sadece karşı tarafa yönelik olan sözlerin faydası olmayacağını çok iyi biliyoruz. Onun için söylediklerimle amel etmeyi bana, dinlediklerinizle de amel etmeyi Cenab-ı Hak Hazretleri sizlere lütfetsin. Ve de tabii çok mühim bir duamız, Rabbimizden nicam, ricamız, iltia, ilticamız, niyazımız, yalvarmamız bizi doğru çizgiden, İslam yolundan ayırmasın, yanıltmasın, şaşırtmasın. Bazen insan öyle oluyor değil mi değerli kardeşlerim? Bir şeyi yapıyor, onu yapmaya devam ediyor ve artık onu, o eğriyi, o yanlışı hayatında bir doğru olarak görüyor. Kendisini mazur görüyor veya onun öyle olduğunu, doğru olduğunu zannediyor. Cenab-ı Hak Hazretlerinden yanlış üzerinde ısrardan bizleri korumasını niyaz ediyorum. Rabbim hani bir duamız var. Ya Rabbi bize doğruları göster, hakkı göster, gerçekleri göster ve onlara tabi olmayı nasip et. Bize de sonra da batılı, batıl olarak göster. Yanlışları yanlış olarak bildir ve onlardan korunmayı bizlere nasip eyle, lütfeyle ya Rabbi diye dua ediyoruz. Değerli kardeşlerim, sohbetlerimizde dediğim gibi İslam ahlakı üzerinde durmaya çalışıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne getirmiştir? Sahabe-i kiram efendilerimiz onlardan Allah razı olsun hepsinden Aleyhisselatü Vesselam'dan ne görmüşler ve nasıl yaşamışlar? Selefi Salihin dediğimiz büyüklerimiz İslam alimleri bizi daima Allah'ın ve Resulünün yoluna yönlendirmeye çalışan o büyükler bizlere neler tavsiye etmişler ve kendileri nasıl yaşamışlar? Bunları görmeye ve onlardan hem ibret alma hem de örnek alma ve hayatımızın gidişini onların hayatlarına uydurmaya çalışıyoruz ve çalışacağız. Bu sohbetleri dediğim gibi bunun için yapıyoruz. Ama asır hangi asır olursa olsun, devir hangi devir olursa olsun, insanlık teknolojide, bilimde, maddi imkanlarda nereye varırsa varsın, dünyanın ömrünün ne kadar olduğunu tabii hiçbirimiz bilemiyoruz. Ama asır dediğim gibi 20. 21. asır değil, 1021. asır da olsa, insanlığın kurtuluşunun reçetesi İslam'dır. Kur'an'dır ve Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ahlakıyla ahlaklanmaktır. Onun dışında akifimizin dediği gibi başka çıkar bir yol bilmiyoruz değerli kardeşlerim. Bunu şunun için söylüyorum. Geçen hafta da arz etmeye çalıştım siz değerli kardeşlerime. Olur ya söyleyen de yanılır. Biz de yanlış yaparız. Siz daima araştırın, bakın, sorun, soruşturun. İslam'a tıp atıp uyanla amel edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığını yapın. Hep beraber böyle yapalım. Sahabe-i kiram efendilerimizin yolunda olalım. Ve de tabii bir yandan gayret ederken diğer yandan da dua edelim. Alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımız bizi nefsin ve şeytanın şerrinden korusun. Yanıltmasın, gerçekleri göstersin de dünyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda olduğumuz gibi ahirette de onunla beraber olalım inşallah. Rahman. Değerli kardeşlerim, geçen hafta sohbetimizin sonunda demiştim ki, bu haftadan için bir konu üzerinde duracağım. Bu konu bize çokça sorulan ve de bu konu üzerinde çokça durmamız gerektiği istenilen bir konu. Zaman zaman söylüyorum, biz vaizlerin müftülükte fetva nöbetleri var. Hemen her nöbetimizde 10 günde bir filan Konya müftülüğünde bulunuyoruz hemen her nöbetimizde bu konuyla ilgili bir problemle birkaç defa belki karşılaşıyoruz. Telefonlarla soruluyor, ricalar geliyor. Efendim bu meselenin hakikaten istismar edildiği herkes tarafından biliniyor ve açıkça görülüyor. Hal böyle olunca ben aslında geçen hafta bu konuyu ele almayı arzu ediyordum ama sözü biraz uzattığımız için geçen hafta ancak tamamlayabildik konumuzu. Hatta ben Biliyorum bu e, İslam tasavvufu, tasavvuf ve İslam yani gerçek mürşitlerin, gerçek Allah dostlarının, gerçek İslam alimlerinin ki onların her biri İslam alimleridir bizim itimat ettiğimiz meşayih-i kiram hazaratı nasıl bir hayat istiyorlar bizden söylemediğimiz çok şey kaldı ama yeri gelip geldikçe zaman zaman inşallah siz değerli kardeşlerimize aktaracağız. Ama öz olarak o konuda da bir şeyler verdiğimi tahmin ediyorum. Kardeşlerime faydalı olmaya çalıştığımı düşünüyorum. Cenab-ı Hak Hazretleri bizleri rahmet unsuru toplumun içerisinde bereket unsuru kılsın inşallah. Bu konu bugün üzerine durmak istediğim konu acaba Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerimede hanımların dövülmesiyle ilgili bir ayet var mı? Yani erkekler zaman zaman hani ataerkil bir toplumda yaşıyoruz ya hanımlarını dövebilirler mi? Bu konuda Cenab-ı Hak Hazretleri ne buyuruyor? resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin tavrı ne? Ve bu konuda biz ne yapmalıyız? Nasıl davranmalıyız? Bu konuyu bugün ele almaya çalışacağım inşallahürahman. Yanlış yapmaktan Allah'a sığınırım. Rabbim bize doğruları göstersin ve gerçekleri söylesin inşallah. Önce konunun hangi tarafına, konuyu iki yönüyle ele alacağım. Bir hakikaten dayak var mıdır? Bir de biz hakikaten dövmeli miyiz? Bu iki merkez üzerinde sohbetimiz inşallah cereyan edecek. Bu konuyu bitirebilirsek başka birkaç konuya daha bugün temas etmek istiyorum. Hanım kardeşlerimizle ilgili olarak inşallah. Neden bu konuyu özellikle bugünlerde seçtim? Doğrusu geçenlerde bir televizyon programında bir hanım kardeşimiz konuya temas ediyordu. Ve de diyordu ki ben Kur'an-ı Kerim'e baktım. Ayeti Kerime'de hanımların dövülmesiyle ilgili herhangi hiçbir şey yok. Yani Kur'an-ı Kerim'de olan ki ayet ve e, sure vereceğim. Nisa suresi hanım kardeşlerimiz de, e, de bakabilirler Kur'an-ı Kerim'e 34. ayeti kerime. Bu ayeti kerimenin anlamı bu değil diyordu. Doğrusu ben bugüne kadar ki olan bilgilerim acaba yanlış mı diye yeniden tefsirlere müracaat ettim. Ve de konuyu tekrar yeniden hani yeni tabirle irdeledim. Tahlil ettim bir baktım. Bir defa biz Kur'an-ı Kerim'e lafzıyla bakmak mecburiyetindeyiz. Kur'an-ı Kerim bize ilk mesaj olarak Cenab-ı Hak Hazretlerinin seçtiği ve söylediği kelimelerde ne, iste, ne söylüyorsa, ne buyuruyorsa onu söylüyordur. Yani Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde, kelamı ilahisinde herhangi bir kelimeyi seçerek bir ayete koymuşsa, Elbette onun bir hikmeti vardır. Ve bize Kur'an-ı Kerim'in ilk bakan yönü zahiri yönüdür. Kur'an-ı Kerim'den, Kur'an-ı Kerim'in zahirinden hiç ayrılmadan bazı batıni manalar da ki bu kaç sohbet evvel bu konu üzerinde de durmuştuk. Anlaşılabilir mi? Olabilir. Cenab-ı Hak Hazretlerinin verdiği istidat nispetinde müfessirlerimiz ayetleri izah ediyorlar da ediyorlar. Hani Kur'an-ı Kerim üzerinde dururken sohbetimiz o gün Kur'an-ı Kerim'di. Kur'an'ın icazından bahsederken değişik konulara temas ettik. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri Resulullah'ın vefatından sonra Abdullah İbni Abbas inşallah bir başka sohbette daha geniş anlatayım bu hadiseyi. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma Efendimiz'e çok itibar eder. Meclislerde onu yanına alır oturtur büyüklerle beraber. Bu acaba bu yavru niye böyle ileriye çekiliyor denilince Hazreti Ömer onu bir toplulukta imtihan eder. Der ki: "Ey Abdullah söyle bakalım İdaca enasrullah ve'l fetih suresinden bu sureden Nasr suresinden sen ne anlıyorsun?" Abdullah ibn Abbas radıyallahu der ki: "Ben bu sureden Resulullah'ın vefatını anlıyorum." Hazreti Ömer der ki: "Ben de aynı şeyi anlıyorum." Yani halbuki orada Resulullah'ın vefatına dair herhangi bir şey yok. Ama karine, ama ifade, ama mananın gerisindeki o engin anlam anlayabilene başka şeylerde ifade ediyor. Ve fakat bizi bağlayan asıl yön Kur'an-ı Kerim'in lafızlarıdır. Yani zahiri yönüdür. Okuduğumuz zaman ne anlıyoruz? Onu elbette Kur'an'da söylenilen budur diyerek almak ve onunla amel etmek mecburiyetindeyiz. Yeter ki bizi başka manalara çeken mesela es salah yani salat kelimesinde bazen namaz bazen dua da olduğu gibi yani bazen namaz olarak anlaşıldığı bazen de dua anlaşılarak dua olarak anlaşıldığı gibi böyle bizi o tarafa çeken mecburi karineler mecburi işaretler olmasın. Onun dışında zahiri manayı anlıyoruz. Erbabının malumu. Cenab-ı Hak Hazretleri biraz evvel dediğim gibi Nisa suresi 34. ayeti kerimede şöyle buyuruyorlar. Er Erricalu kavamun ale'n nisa. Erkekler hanımlar üzerine, kadınlar üzerine hakimdirler, koruyucudurlar, idarecidirler, daha güçlüdürler ve onlara sahiptirler. Onların muhafızları, onların koruyucularıdırlar. Yani bu kelimeyi değişik şekilde ifade edebiliriz. Hani Allahu la ilahe illallahul hayyul kayyum El kayyum kelimesinde ayetel el kürsüyü anlatırken oradaki anlam Cenab-ı Hak Hazretleri bütün kainatı böyle koruyor, muhafaza ediyor, idare ediyor dedik ya. irtibatlı bir kelime. Cenab-ı Hak Hazretleri böyle buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. Erkekler kadınlar üzerine kayyumdurlar. Yani bu kelime acaba daha başka hangi anlamlara gelir? Tefsirlere müracaat edin veya meallere bakın hakimdirler, koruyucudurlar, muhafızdırlar, idarecidirler, onların sahipleridirler. Zaten yani e, sakın böyle bir konuda bazı yanlış anlamalara gidip de hanım kardeşlerim bana sitem etmesinler. Ben dilimin döndüğü kadarıyla gerçekleri söylemek mecburiyetindeyim ve biz Müslümanız elhamdülillah. Zaten İmanlı bir hanım kardeşim benim bu sohbetimden biliyorum ki çok memnun olacak. Bana dua edecek. Bana teşekkür edecek. Çünkü neticede neyin çıkacağını hep beraber göreceğiz. Yani ben bu sözlerimle erkeklerin hanımlara öyle zulmeden, onlara işkence eden, onlara istedikleri gibi ellerinin altında tutan ve istedikleri gibi kullanan asla hayır. Becerebildiğimiz kadar İslam ne diyorsa onun diyeceğiz. Ve Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Hazretleri ne buyuruyorsa onu söylemeye çalışacağız inşallah. Neticeden sohbetin sonundan herkesin memnun olacağını tahmin ediyorum inşallah. Yalnız sabırla biraz dinlemenizi istirham ediyorum. Evet. er erkekler, kavamun alen kadınlar üzerine hakimdirler, kaimdirler, koruyucudurlar, muhafızdırlar. Onlar üzerine idarecidirler. Neden? Bima Allahu ba'dahum ala ba'd. Allahu Zülcelal Hazretlerinin birini diğer üzerine, diğeri üzerine üstün kılması sebebiyle. Elmalı Hamdi Efendi buradaki ba'dahum ala ba'd da biri erkekler için, diğeri hanımlar içindir. Yani erkekleri Cenab-ı Hak Hazretleri hanımların üzerine öyle kıldığı için, kaim kıldığı içindir diyor bunu. Yani biri diğerine diye muğlak bir ifadeyle ifade etmiyoruz, tercüme etmiyoruz. Veyahut da meal, meal vermiyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Ve bima enfaku min emvalihim. Devamından da hani ayeti kerimelere anlam verirken siyakına, sebakına yani evveline sonrasına bakıyoruz ya. Sonrasından da mesele anlaşılıyor. Ve bima enfaku min emvalihim. Mallarından infak ettikleri için de böyle. Rızk onlara ait olduğu için yorularak, çalışarak, çabalar, çabalayarak, yerine göre uykusuz kalarak ailelerinin ve çoluk çocuklarının evlerinin rızklarını kazanmak mecburiyetinde oldukları için de Cenab-ı Hak Hazretleri erkekleri onlara üstün kılmıştır. Sonra فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهِ O saliha kadınlar, o İslam ahlakıyla ahlaklanmış hanımefendiler, Allahu Zülcelal Hazretlerine kulluk da daim olanlar, Mevla'nın huzurunda günlerini ve ömürlerini geçirenler, kanitat, yani üzerlerine düşen kulluk vazifesini yerine getirenler. Sonra da Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri gaybde de olsa, kimsenin görmediği yerde de olsa, yapayalnız de olsalar koruyanlar ve muhafaza edenler. Onlar saliha hanımlardır. Onlar güzel hanımlardır. Onlar Cenab-ı Hak Hazretlerinin yarattığı kıymetli varlıklardır. Değerli kardeşler. İnşallah sözün sonunda ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak tekrar ediyorum. İslam İslam hanımefendisine, İslam kadına o kadar değer veriyor ki onu eşi olan güçlü bir varlıkla koruyor, muhafaza ediyor. Tabir yerinde olursa kocasını ona hizmetçi kılıyor. Bak sana onu eş olarak veriyorum. Evet o da sana hizmet edecek. Senin yarım kalan yarını tamamlayacak ama sen de onu koruyacaksın, muhafaza edeceksin, ona saygı duyacaksın ve onun ihtiyaçlarını gidereceksin. Ona sahip olacaksın. Yerine göre ona hizmet edeceksin. Hizmetçi olacaksın diyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Ed-dünya meta'un, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyorlar. Ed-dünya meta'un ve hayru meta'iha el mar'atü saliha. Bütün dünya kazanılan, elde edilen bir mal, bir meta ise, bir varlık ise bunun içerisindeki en hayırlı unsur, en hayırlı varlık, en hayırlı şey el mar'atü saliha, saliha bir kadındır buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Yani şu hadisi şeriften başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir hadisi olmasa, hiçbir muamelesi olmasa, onlar hakkındaki hiçbir tembihi olmasa başka söz söylemeye gerek yok. Tüm dünyanın bir erkek için Cenab-ı Hak hazretlerinin ona lütfedeceği en hayırlı metaı, Rabbimizin ona vereceği hayırlı, saliha bir hatundur diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu, hanım kardeşlerim, bu hadisi şerifle, efendim, sevinsinler. Onlara ben bu hadisi şerifi müjde olarak arz ediyorum. Allah'ın Resulü'nün mübarek ağzından. Ama, hep beraber buna layık olma da çalışsınlar, çalışalım inşallah. Yani, Güzel bir insan olmak, hayırlı bir insan olmak için. Evet. Sonra, hani dedik ya ayeti kerimede acaba dayak var mı, dövme var mı? Göreceğiz beraber. وَلَّا تِتَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ <laughs> Başkaltırmasından, karşı gelmesinden, serkeşlik etmesinden, çizgiden çıkıp da aile saadetini dumura uğratmasından, aile saadetini yok etmesinden korktuğunuz hanımlara, gelince onlar için ne yapın? Bakın Kur'an'da Rabbimiz böyle buyuruyorlar. ne? <laughs> Onlara önce güzelce bir nasihat edin. Ben şimdi hani bir tabiri has var ya hem cinsler diye. Hem cinslerime, erkeklere hitap ediyorum. Değerli kardeşlerim. Madem ki Cenab-ı Hak Hazretleri devlet idaresi, devlet idarecisine, devlet başkanına Evet devlet başkanı olmak gibi büyük bir şerefi, büyük bir rutbeyi, bir mazhariyeti lütfettiği ama ondan sonra da onu bütün tebaadan mesul kıldığı gibi, hani Hazreti Ömer'den aktarmıştık ya, Dicle kenarında bir kurt aşırsa bir koyunu gelir de adli ilahi onu sorar, gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu diyordu ya, Akif'in diliyle koca Ömer, Radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri devlet başkanlığı büyük bir rutbe ama ona göre de azim bir mesuliyet. Cenab-ı Hak teker teker soracak onlardan. Herkesten soracak. Hatta Ömer İbni Abdülaziz'in içtihadına göre sabaha kadar tebaası içerisinde, sınırları içerisindeki kediler ve köpekler bile aç mı kaldı, tok mu kaldı Cenab-ı Hak Hazretleri soracak bir rüyası var. O büyük halifenin Ömer İbni Abdülaziz'in doğrusu onu size aktarmak isterim inşallah bir vesileyle aktarırız. Bu kadar mesul, bu kadar güçlü, bu kadar güzel bir mevkide ama bu kadar mesul. Erkek de aynen öyle. Cenab-ı Hak Hazretleri kendisini kaim kılmış, ona güç vermiş, ona bir değer vermiş, onu üstün kılmış ama o üstünlüğü zulmetmesi için değil, merhametle davranması, hizmet etmesi ve ona bütün varlığıyla sahip kılıp da beraberce cennetlerini kazanmaları için bir mesuliyet vermiş. Eğer karşı gelmesinden korkarsanız, baş kaldırmaya başlarsa, ailenin saadetini tehdit ederse, hanımın bu baş kaldırması, karşı gelmesi ki nüşuz bir yerde bulunan sivrilik, yükseklik, anlamında diyor kelime anlamı olarak. Yani o saadetin içerisinde baş kaldırmaya başlarsa, kocasına karşı gelmeye, ailenin huzurunu bozmaya başlarsa ne onlara önce aklımızı kullanalım ve güzel, tatlı bir dille nasihat edelim. Rica edelim. Yerine göre yalvaralım. Yapmaması için elimizden gelen bütün gayreti sarf edelim. Nasihat, nasihat, nasihat. Nasihatten asla bıkmayalım. İhtiyaç olduğu zaman tabi. Sonra nasihat fayda vermezse diyor Kur'an ayeti. Rabbimiz وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعَ Yataklarında onları yalnız bırakın. Cezalandırın. Ki nasihatten sonraki merhale bu. Uzun süre, günlerce, aylarca nasihat etmişsiniz, yalvarmışsınız, fayda vermemiş. Sonra cezayı biraz artırın. Yataklarında yalnız bırakın. Tahmin ediyorum ki firasetli aklı başında bir kadın bir hanımcağız razi olmadığı için tabi bu razı olmadığı e, yol şer'i bir yol olacak. İslami bir yol olacak. Nefsin arzu ettiği bir şey değil. Yani e, bitatlerle ilgili İslam'a ters düşen şeylerle ilgili değil. Haklı olacak. Dini yönden haklı olacak. Dini yönden haklı olan bir isteğinde bir hanım ona evet demiyorsa sonra yatağında onu yalnız bırakın ki güzel bir hanım eşi yatağında kendisini yalnız bırakırsa bütün bütün o, o, hoş olmayan davranışlarından dönmesi lazım. Öyle düşünürüm. Öyle tahmin ederim. Öyle olması gerekir herhalde. Yani eşi, eşi yatağına gelmiyor. Bir hanım ben ne yaptım? Nasıl bir hata ettim? Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşler için birbirleri için biliyorsunuz. O senin ya cennetin ya cehennemin veya biri diğeri için dininin yarısını tamamladın geri kalan yarısı için çalış diyordu. Değil mi efendim? Acaba eşim niye yatağa gelmiyor? Düşünmeli ve o kötü davranışından eşinin haklı olduğu isteklerine cevap vermemekten dönmeli ve de aile saadetini yuvasını temin etmelidir. Ama eğer Yara özür diliyorum. kangren olmaya doğru gidiyorsa, hastalık gün gün artıyorsa ve de Allah korusun yuva yıkılma tehlikesine doğru gidiyorsa, hanım dul kalacaksa, erkek eşinden ayrılacaksa, yavrular annesiz ve babasız efendim öksüz ve yetim kalacaklarsa bir aile faciasına doğru gidiliyorsa onun önüne geçmek için, onu engellemek için yani o kangren olan yarayı yok edip de vücudu kurtarmak için, bünyeyi kurtarmak için, sağlığı kurtarmak için vadribuhun sonunda dövün diyor Cenab-ı Hak Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde. Yani bu dövme nasıl? Çok özür diliyorum. Bugün yemeğin tuzu biraz az olmuş. Dövüyor. Bugün yemek biraz geç hazırlanmış, dövüyor. Bugün gömlek ütülenmemiş veya pantolon ütülenmemiş, dövüyor. Gittiği komşudan 10 dakika geç gelmiş. Yani bunlar, bunlar böyle bir sebeple eşini dövmek bir erkek için, inanın böyle, hem acizlik, hem çok çirkinlik, hem de asla İslam ahlakına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşantısına uymayan bir hal. Bunlar çok basit şeyler. Anadolu'muzda var mı? Neler var, neler var. Sizlerde, bizlerde neler duyuyoruz, neler duyuyoruz, neler görüyoruz, neler görüyoruz. O kadar basit meselelerden gücünü o zavallı hanımcağızın üzerine efendim tatbik ediyor ki yazık, acizlik, gerçekten acizlik. İslam asla ahlakı asla böyle bir şeye müsaade etmiyor. Ayeti kerime açık. De hocam biz böyle, yok sizin duyduğunuz gibi değil mesele benim söylediğim gibi. İsterseniz tefsirlerimizi açın ve de bakın. Yani buradaki Vadribuh'unu tek bir İslam alimi, onu da görmedim değil. Yani dayak yoktur diyen kişiler için tek bir İslam alimi, hayır orada dövmek ibaha yollu ifade edilmiştir yani mubah yollu serbestiyet yolla ifade edilmiştir öyle bir şey yoktur diyor ama onun dışındaki hem sahabedeki uygulamalar hem Resulullah'ın söylediği sözler hem ayeti kerimeye mana veren müfessirlerimizin bütün izahları ihtiyaç olduğu zaman yuvayı kurtarmak için dediğim gibi o kangren olan yarayı temizleyip yok edip de bünyeyi kurtarmak için usulüne uygun şekilde dayak var peki usulü neymiş hocam bu ayeti kerimeyi tefsirin babası olan, müfessirlerin başkanı, reisi olan, en büyüğü olan Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüma efendimiz hazretlerine sormuşlar. Buradaki dayak nasıl olmalı? Ancak diyor misvak ve benzeri bir şeyle asla onun yüzüne vurmadan ve de onu asla yaralayacak ve aşırı derece rencide edecek şekilde olmadan dövebilirsiniz diyor. Yani misvakla. Misvak nedir? Bir parmak kalınlığında işte 15-20-25 santim uzunluğunda bir çubuk. O kadarına müsaade ediyor. Yani beyimiz dediğim gibi geliyor eve. Hanımı istediği gibi görmeyince, yemeği hazır görmeyince çekiyor tekmeyi tokadı. Mesela böyle özür diliyorum böyle hayvan bile dövülmez. Bunun üzerine ciddiyetle durmak lazım. İslam ahlakında ne var ve Resulullah ne kadara müsaade ediyor? Ve de dövün denildiği zaman nasıl dövülecek? İşte hadise meydanda. Kur'an'ın en büyük müfessiri Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma Efendimiz misvakle diyor ancak bu işi yapabilirsiniz. Ve asla yüzüne vuramazsınız. Hani e, böyle sırtına veyahut da fazla rencide olmayacak yerlerine ve asla yaralayamazsınız. Ve in ata'nakum Eğer size itaat ederler, sözünüzü tutarlar, o bu yaptıkları nahoş hareketi terk ederlerse onlara zulmetmek, onlara işkence yapmak, yine onları dövebilmek için artık başka çareler aramayın. Başka bahaneler uydurmayın. İnna Allaha kana aliyen kebira. Allahu Celal Hazretleri çok büyük ve çok yücedir. Her şeyi bütün teferruatıyla bilir. Ve bizi de hesaba çekecektir. Ve de çok güçlüdür. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. Peki ayeti kerimeyi te teyit eden bir hadisi şerif var mı hocam diyeceksiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ara hanımların dövülmesine dediler ki Ya Resulullah hanımlarımız bize çok karşı geliyor. Karşı gelenler için tabi. Peki onları şu biraz evvel anlattığım usulüne uygun şekliyle cezalandırabilirsiniz, dövebilirsiniz. Dedi, aleyhissalatü vesselam. Sonra bunu sahabe-i kiram yanlış anladılar ve fazlaca yani müsaade edildiği şekilde değil de fazlaca dövdüler. Bu defa hanımlar geldiler aleyhissalatü vesselam Efendimiz hazretlerine şikayette bulundular. Resulullah buyurdular ki o hanımlarını döven erkekler bu ümmetin hayırlıları değildir. O hanımlarını döven erkekler bu ümmetin hayırlıları değildir. Her ne kadar veda hutbesine bakınız. Kitabul Hac Sahih-i Müslim. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer ahlak konusunda, iffet konusunda sizin sözünüzü tutmazlarsa, yani eve gelenler, gidenler konusunda veya işte sizin istekleriniz, bazı ciddi istekleriniz konusunda isteklerinize cevap vermezlerse efendim fe in faalne zalika fadribuhunna darban gayr muberrec. Onları Onlara zarar vermeden, yaralamadan, fazla rencide etmeden İslam adabı içerisinde dövebilirsiniz demiş idi. Ama erkekler bunu istismar edince sahabe de olsalar, istismar edince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki onlar bu ümmetin hayırlıları değildir. Yani hanımlarını döven erkekler hayırlı erkekler değildir buyurdu aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri. Öyleyse, öyleyse konu açık ve meydanda. Ne yapabiliriz? Ne yapmamız yasaklanmıştır? Anlatmaya çalıştığımı tahmin ediyorum. İfademin net ve açık olduğunu tahmin ediyorum. Yani ahlaki bir noksanlık. Hiç sebepsiz bir baş kaldırma. Ailenin huzurunu ve saadetini bozan bir davranış veya yuvayı yıkıma götüren bir davranış. Allah korusun ahlaksızlığa doğru giden bir hal. O zaman usulüne uygun bir şekilde cezalandırma olabilir ki dediğim gibi o vücudu kurtarır, o yuvayı kurtarır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem acaba kendisi ne yapmıştı? Sahabe-i kiram böyle eşlerini bazıları dövmüşlerdi aldıkları müsaadeyle. Hatta bir gün denilmiş ki Hazreti Ömer radıyallahu anh, anh hazretleri de biliyorsunuz celalli bir insan. Bir gün eşini dövmüş. Niye dövdün eşini diye sormuşlar kendisine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neden eşini dövüyorsun diye erkeğe sorulmaz buyurdu diye de cevap vermiş Hazreti Ömer radıyallahu anh. Yani bir erkek eşini dövüyorsa niye dövüyorsun diye de karışmamalı. Yani o evin içerisinde kalmalı. Hani kol kırılır yen içinde kalır hesabı var ya. Ailenin içerisinde kalmalı. Başkaları ona karışmamalı. Onlar da bir an evvel davranışlarını düzeltmeliler ve yuvaya saadet geri dönmeli. Yine güler yüzler hakim olmalı evin içerisinde hep. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hali nasıl? Hazreti Ayşe annemize soralım. Müminlerin annesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ev halini bize o aktarıyor ya hep. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıldı acaba? Buyuruyorlar ki müminlerin annesi. Ma darabe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem biyedihi hadimen lehu kat. وَلَا ضَرَبَ اِمْرَأَةً وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْءًا قَطْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyu, ömrü boyu, beyler, efendiler, erkekler beni dinleyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim peygamberimdir diyenler, benim örneğimdir diyenler ki Cenab-ı Hak Hazretleri emrediyor bize. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ fi رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Allah'ın Resulü'nde sizin için en güzel örnekler vardır diyor. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور De ki Muhammed'im. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz ki yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. Rabbimiz bizi sevsin istiyor muyuz beyler? Resulullah'a tabi olacağız. Peki Resulullah ne yapmış? Ayşe annemiz böyle buyuruyorlar. Kainatın efendisi ömrü boyu bir defa olsun ne hizmetçisine ne eşlerinden birine ne de herhangi bir şeye hatta hayvana bile özür diliyorum eliyle asla vurmamıştır. Bir tek hafif bir tokat bile eşlerine asla vurmamıştır hizmetçilerine asla kat asla demektir Arapçada. Yani katiyetle vurmamıştır. Ve eliyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi cezalandırmamıştır. Ancak harpte kafirlere karşı çektiği kılıç. O başka. Müminler üzerinde, sahabe üzerinde, efendim annelerimiz üzerindeki ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 11-12 evlilik yaptılar. Aynı anda 9 veya 11 tane eşini idare ettiler. Onların içerisinde yerine göre Resulullah annelerimizden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i üzen hiç mi çıkmadı? Oldu. Yerine göre Resulullah'ı üzdükleri zamanlarda oldu. Tabi onlar da insan. Onlar da beşer. Gün geldi Resulullah'ı kıskandılar. Gün geldi aralarında bazı anlaşmazlıklar oldu. Gün geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den takılar istediler. Ama aleyhissalatu vesselam hatta Hazreti Aişe annemizin bir gün Resulullah'a karşı bir tavrı olmuştu. Tam onlar aralarında bu problemi halletmeye çalışırken Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri geldi. Eve girdiler Resulullah'ın Hazreti Ayşe annemizin hücresine girdiler. Baktı ki Ayşe annemiz Resulullah'a karşı değişik bir tavır takınmışlar. Dayanamadı o ciddi merhametiyle me maruf olan Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri kalktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl sen nasıl üzersin böyle diye Hazreti Ayşe annemizin üzerine yürüdü. Ama kitaplarımız diyor ki Resulullah ile takışmış oldukları halde babasından korkan Hazreti Ayşe pır diye Resulullah'ın arkasına kaçtı ve Allah'ın ile korundular. Sığınılacak başka bir yer yok çünkü. Bir hanım için de böyle onun için kavvamdır. İşte kavvam kelimesini tam anlamıyla burada anlıyoruz sallallahu aleyhi ve sellemle takışan yerine göre yani ufak bir ihtilafta takışan Hazreti Ayşe annemiz babasının üzerine yürümesiyle Resulullah'ın arkasına sığınıyor ve kaçıyor. İşte kavvamlık bu. Yoksa keyfine göre dövmek değil. Ve aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri ömürleri boyu, ömürleri boyu hiçbir hanımına asla bir fiske kondurmamışlar. Bizim için esas olan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretlerinin hayatıdır. Ama Cenab-ı Hak Hazretleri de dua ederim. Hiçbir mümin kardeşime evinde yuvasında keder vermesin, çile vermesin, sıkıntı vermesin, yolumuzu yolsuza çattırmasın. Cenab-ı Hak Hazretleri müminlerin evlerini nurla, bereketle ve saadetle doldursun inşallah. Bunun bunun kaynağı evdeki yuvadaki saadetin kaynağı anlayışlı olmak, merhametli olmak, sabırlı olmak. Biz erkekler olarak düşüneceğiz ki onlar hanımlardır ama insanlardır ve de yerine göre zayıf olabilirler, zayıf davranabilirler. Onlar da hata eder. Onlar da beşer, onlar da şaşar. Onların hata ettikleri zaman biz merhamet edeceğiz. Bizim yerine göre çizgiden çıktığımız zaman da hanım kardeşlerimiz merhametli olacaklar, sabırlı olacaklar. Bu kadar da senin hakkın diyecekler ve de yuvada huzuru bozmamak için hep beraber elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz sabırlı olacağız, karşılıklı, merhametli olacağız. Birbirimizin insan olduğumuzu ve zayıf yönlerimizin olduğunu asla unutmayacağız. Ve zayıf bir yönümüzde de merhametle. Yani değerli kardeşlerim, erkekler için söylüyorum. Bir hata ettiği zaman onu böyle aşırı şekilde cezalandıracaksa kendi halimizden düşünelim. Biz bir günah işlediğimiz zaman Cenab-ı Hak Hazretleri de aynen bizi cezalandırırsa halimiz nice olur? Nice olur? Onun için merhamet, ve de güzel muamele esastır. Ve bizim örneğimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve buyuruyorlar sizin en hayırlılarınız ehli iale için, ailesi için en hayırlı olanlardır. Ve ben sizin ailem için en hayırlısı, en hayırlı olan kişiyim buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bütün kardeşlerime, bütün kardeşlerime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını çok iyi okumamızı, çok iyi öğrenmemizi, onun ahlakıyla ahlaklanmamızı tavsiye ediyorum. Acaba o nasıl davranıyordu? Tabi şeytan araya girmez mi? Girer. Nefis yok mu? Var. Ama ona uymama, onun tuzaklarına, nefsin ve şeytanın oyunlarına ve tuzaklarına düşmemeye çalışacağız. Öfkelendiğimiz zaman, gazaplandığımız zaman İslami kuralları uygulayacağız hal değiştireceğiz ki Resulullah öyle tavsiye ediyor. Ehuzu besmele çekeceğiz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil diyeceğiz. La havle ve la kuvvete illa billah diyeceğiz. Cenab-ı Hakk'a sığınacağız. Ehuzu besmele çekeceğiz ve de sabredeceğiz. Sabredeceğiz. Hanımlarımız kızdıkları zaman biz susacak, sabredeceğiz. Tamam mı efendim? Onlardan da rica edeceğiz. Diyeceğiz ki biz kızdığımız zaman da siz karşı gelmeyin, susun bu işi tatlılıkla yürütelim. Tekrar dua ediyorum Cenab-ı Hak Hazretleri hepimizin evlerine, yuvalarına saadetler nasip etsin. Rabbim cümlemize sıhhat, afiyet, saadet ve selametle dolu güzel bir hayat nasip etsin ki dünyada olmanın zevkini çıkaralım, yaşamanın hayatın tadına varalım ve de kullukla değerlendirip cenneti kazanalım beraberce inşallah. Rabbim öyle öyle beraberlikler nasip etsin ki Karısı da kocası da her ikisi de birbiri için ben cennette de mutlaka seninle beraber olmak istiyorum diye birbirlerine böyle çok güzel duygular beslemiş olsunlar inşallah. Değerli kardeşlerim bu konunun teferruatına başka yönlerine yeri geldikçe belki temas ederiz ama anlatmaya çalıştığımı yani kafamda olanı siz değerli kardeşlerime e, aktarabildiğimi tahmin ediyorum. Demek ki yuvada esas olan merhamettir şefkattir, saygıdır, sevgidir, sabırdır, karşılıklı anlayıştır, özveridir, fedakarlıktır. Bütün bunlara yere geldikçe mutlaka uygulamalı ve de aklımızı kullanarak. Aklımızı kullanarak. Akıl çok büyük bir nimet. Nefse ve şeytana asla fırsat vermeden, öfkelenmemeye çalışarak. Öfkelendiğimiz zaman hem dünyamızın hem de ahiretimizin zarar göreceğini bilerek, ve de Cenab-ı Hak Hazretlerine yalvararak, dua ederek, rızkımıza da dikkat ederek hayatımızı güzelleştirmeliyiz. Dünyamızı cennet haline getirmeliyiz. Merhum Ali Ulvi kurucu üstadımız Allah şefaatlerine nail kılsın. O büyük insan elhamdülillah çok sohbetlerinde bulunma şerefine nail oldum Cenab-ı Hak Hazretleri lütfetti. Bir nişan merasiminde konuşma yaparlarken şöyle buyurmuşlardı. Darul mümin cennetuhu. Müminin evi onun dünyadaki cennetidir. Bu ibareyi çevirerek de kullanabilirsiniz. Müminin dünyadaki cenneti evidir. Evlerimizi cennet haline getirmek bizim elimizde. Sabırla ve merhametle, güzel muameleyle. Öyle olursa siz ve biz kazanacağız. Onun için erkeklerden istirham ediyorum ve Allah rızası için onlardan rica ediyorum. Sakın ha. Ama sakın beni dinleyenler benim bu sözlerime itibar eden kardeşlerim için istirhamla bulunuyorum. Sakın ha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı bir şeyi biz de yapmayalım ve eşlerimize asla zulmetmeyelim. Onlara merhametle davranalım ve de kendi kendimize söz verelim. Artık bundan sonra dayak diye bir şey bizim evimizde yok asla. Ama hanım kardeşlerimden de istirham ediyorum. Onlar da gereken saygıyı, gereken anlayışı göstersinler ki yuvada saadet olsun. Yuvada saadet olsun. Yavrularımız için de aynen öyle. İnanın böyle dövdüğümüz zaman sonunda mutlaka pişmanlık oluyor değil mi? Keşke yapmasaydık diyoruz. Yapmayalım öyleyse. Yapmayalım. Çocuktur o. Sonra ben bakıyorum. Yani meselenin bir başka boyutu da bu herhalde. Çocuklarımızı biz, babalar ve anneler... Şimdi... Hanımlar hani erkeklerin bizi dövmesi katiyetle doğru değildir falan diyorlar. Böyle bir dayak yok falan diyorlar. Ama bakıyorum sokakta bile yerine göre çocuklarını dövebiliyorlar. Milletin huzurunda. E bu da anneliğe yakışmaz. Doğrusu onlara da bunu tembih etmek istiyorum. tabii yerine göre cezalandırmak orada da var. Mesela namazlarını kılmadıkları zaman. Ama yine meseleyi İslami açıdan iyi tahlil ederek ve iyi bilerek... İslami yolla çözmemiz lazım. O ayrı bir konu. Namaz konusunda söyledik. 7 yaşına geldiği zaman namazı emredin. 10 yaşına geldikleri halde artık namazın farz olması yaklaştığı zaman hala namaz kılmıyorlarsa dövün, cezalandırın diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hazretleri. Neden? Bir hayatı kurtarmak için. Cehenneme giden bir insanı oradan çekip cennete gönderebilmek için. İslam ahlakıyla o yavruyu ahlaklandırmak için o yavruya Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin gül bahçesindeki bir gonca rengini verebilmek için. Yoksa biz görüyorum çocuklarımızı dövdüğümüz zaman binde 999 nefsimiz için, nefsimizi tatmin etmek için dövüyoruz. Bizi öfkelendirmiş, bizi kızdırmış, bizim nefsimize dokunan bir şey yapmış anneler ve babalar olarak dövüyoruz çocuğu. Ve o dayakla da terbiye edici olmuyor, çocuk anne ve babadan soğumuş oluyor şuur altında, bilinç altında o çocuk anne ve babadan eğer bu dayak devam ederse soğumuş, uzaklaşmış oluyor. Yazık oluyor. Sonra dayak yiyerek büyüyen çocuk, dayak yiyerek büyüyen çocuk sonra eşini dövüyor veya çocuklarını dövüyor. Bu müselseldir. Yani hal, ahlak böyle saridir, sirayet edicidir. Hiç dayak yemeden güzellikle büyüyen bir evlat yuvasında da meseleleri güzellikle halleder. Ama dayak yiyerek büyüyen bir çocuk yarın eşini döver veya bir kız çocuğu hiç yoktan yere kocasına karşı gelir, küstahlık eder, serkeşlik eder veya o da çocuklarını döver. Yazık. Olmamalı böyle bir şey. Değerli kardeşlerim, inşallah dikkat edelim, sabırlı olalım, merhametli olalım. Benim söylediklerimde yanlışlar varsa bile gerçekleri bularak hepimiz İslam ahlakıyla ahlaklanalım. Resulullah'ın ahlakıyla etrafımıza muamele edelim diyorum. Hanım kardeşlerimin meseleleriyle ilgili olarak sohbet açılmış olunca ben hanım kardeşlerimden bize gelen bazı soruları bu sohbetlerde siz değerli kardeşlerime aktarmayı uygun gördüm. İnşallah bugün konuyu bitiremezsek gelecek haftada da Cenab-ı Hak nasip ederse bu konuya devam ederiz diye düşünüyorum. Değerli kardeşlerim bize çok soruluyor. Ramazan-ı Şerif'ten çıktık. Hanım kardeşlerimiz Ramazan-ı Şerif'te konu tamamen değişmiş olacak ama olsun yine hanımlarla ilgili konular bunlar. Ramazan-ı Şerif'te o özel günlerinde tutamadıkları oruçlarını tutarlar mı, namazlarını kılarlar mı? Tabi mesele genel olarak bilinmekte ama bazen hala bize gelen sorulardan biz meselenin tam anlaşılmadığını, görüyoruz. Onun için bu konuda bir açıklama yapmak, meseleyi bir daha hanım kardeşlerimize aktarmak faydalı olur diye düşünüyorum. Bir de son zamanlarda televizyonlarda değişik fikirler geçen haftada söylediğim gibi anlatılıyor. Ben şaşıyorum, hayret ediyorum. Hani bir tabir vardır, evvel yoğudu iş bu rivayet yeni çıktı diye. Selefimizde olmayan, annelerimizin, ninelerimizin, diğer büyüklerimizin döneminde olmayan, geçmişte olmayan çok eskilerde kalmış bazı şeyler yeniden ümmeti Muhammed'e lanse edilmek isteniliyor. Yeniden bir şeyler ortaya konulmak isteniliyor. Mesela bazı mutezili fikirler tekrar bize telkin ediliyor. Hayret ediyorum ben. Ya biz ehli sünnet vel cemaat mezhebindeniz. Biz ne başka mezheplerden ne de mutezile mezhebinden değiliz. Mutezile mezhebinden olan birisi varsa açsın görüşlerini onların kitaplarından okusun. Niye sen o onu söyleyen hoca efendiye söylüyorum. Niye sen kalkıyor da televizyon ekranında ehli sünnet ve cemaat mezhebinden olan kardeşlerimize mutezili fikirleri empoze etmeye çalışıyorsun? Onları yanıltmaya çalışıyorsun? Kafalarda teşviş ve istifamlar, sorular meydana getiriyorsun? Yani bunu esefle karşılıyoruz. Kaldı ki görüşler net ve açık. İzah edeceğim bakınız. Mesela bir televizyon programında dinliyorum. Yani yetkili ve de etkili olduğuna da inandığım bir adam. Ama zavallılığına veriyorum. İsim söylemek asla doğru değil. Canlı bir yayında ben de dinledim. Diyor ki hanım kardeşlerimize siz özel günlerinizde çok özür diliyorum beni bağışlayınız ama bunlar ilimle ilgili olduğu için söylemek mecburiyetindeyiz. İli, özel günlerinizde namazlarınızı rahatlıkla kılabilirsiniz diyor. Allah Allah. Dediğim gibi yoktu bu. Biz gençliğimizde ve çocukluğumuzda böyle şeyleri duymuyorduk. Nereden çıkıyor bu? Bu bu sahabenin uygulaması değil. Bu selefin uygulaması değil ve sen kimsin? İlmihal kitaplarımız ortada. Efendim bütün fıkıh mirasımız, türasımız ortada. Hocalarımızın, alimlerimizin söyledikleri ortada. Ne demek istiyorsun? Ne yapmak istiyorsun? Eğer adamlığın varsa asıl ümmeti Muhammed'e sair konularda hizmet et. Hani o namaz kılmayanlar var ya onlara faydalı o. Benim hanım kardeşlerim ne zaman namaz kılacaklarını, ne zaman bırakacaklarını biliyorlar. Hazreti Ayşe annemiz Kur'an-ı Kerim'den sonra sözlerin en güçlüsü olarak kabul ettiğimiz, hadislerin en sağlam olarak kabul ettiğimiz bir hadisi şerifte yani Buhari'nin ve Müslim'in ittifakla Sahih Buhari'nin ve Sahih Müslim'in beraberce naklettikleri bir hadis-i şerifte Hazreti Ayşe annemiz gerçeği ortaya koyuyor. Biz Ramazan-ı Şerifte veya hastalandığımız günlerimizde namazı bırakır, orucu bırakır. Sonradan oruçlarımızı kaza ederiz. Kaza ederdik. Namazlarımızı ise kaza etmezdik. Böyle ifade ediyorlar Hazreti Ayşe. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İslam hanımlarına tavsiyesi o özel günlerinde namazı bırakacaklardır. Hatta sahihi müslüme muhteşem bir şerh yazmış olan Ahmet Davutoğlu hocamız Allah rahmet etsin. Büyük Ahmet Davutoğlu hocamız diyor ki eserde hayızlıyken, çok özür diliyorum, ibare aynen böyle, namazın e, hanım kardeşlerimize bu durumlarında Namaz kat'iyetle haramdır diyor ve bütün ulemanın ittifakıyla eğer öyle bir zamanda bir hanım namaz kılarsa namazı fasittir, yoktur yani. Müslim şerhi, hoca kardeşlerimden arzu edenler baksınlar. Müslim şerhi, Ahmet Davutoğlu hocamızın şerhi, 2. cilt 552. sayfa. Yani o haldeyken namaz haram diyor Ahmet Davutoğlu hocamız. Müslime şerh yazmış bir büyük alim. Ve de namaz fasit. Nereden alıyor bunu? Hz. Ayşe annemizin görüşü. Oruçlarını, oruçlarını hanım kardeşlerimiz kaza ederler. Zamanımız daralıyor. Bu konuyu e, inşallahurrahman şöyle etraflıca anlatmış olayım ki kafalarda istifam kalmasın. Yani Ramazan-ı Şerif'te o özel günlerinde eğer akşamdan böyle bir hal başlamışsa o gün niyet etmez ve orucunu bırakır. Ne zamana kadar? Takip temizleninceye kadar. Orucuna başlamış bir hanım kardeşimiz, öğlende veya ikindiğin rahatsızlanmış, o özel günleri başlamış. Yine orucu o gün artık e, olmamıştır, o, o oruç iptal olmuştur, o oruç geçerli değildir. Ama diyor ki kitaplarımız, edeben akşama kadar bir şey yemesin içmesin. Sahir günlerde, diğer günlerde, ertesi gün, rahatsızlığının devam ettiği günlerde, yani o özel halinin devam ettiği günlerde, yiyebilir içebilir. Hiçbir beis yok. Ramazan günlerinde olsa bile. O tutmadığı günleri hesap edecek ve onları Ramazan-ı Şerif'ten sonra, Ramazan bayramından sonra Şevval'den başlayarak birinci gün tutulamaz malum. Ondan sonra ne zaman isterse, kaç günü varsa, üç gün, beş gün, sekiz gün, dokuz gün her neyse fazlası malum on gün. En Hanefi mezhebinin görüşüdür bu. Kaç günse gününe göre isterse onları peş peşe, isterse birer birer, isterse üçer üçer, nasıl isterse öyle tutacak. Yalnız hanım kardeşlerimizin bu konuda dikkat etmeleri gereken birkaç husus var. Onu söyleyeyim. Diğer konuları Rabbim nasip ederse gelecek haftaya bırakayım inşallah. Hanım kardeşlerimiz o oruçlarına akşamdan veya geceden önceden niyet etmelidirler. Yani sahur vaktinde niyet etmelidirler. Bir. Uyuyakalmış kuşlukta kalkmış. E bugün o orucumu tutayım o niyet e, o oruç sahih olmaz. Tamam mı efendim? Ya akşamdan niyetecek, yarın işte e, namazda olduğu gibi en son en son diyerek rahatlıkla en son tutamadığım veya ilk tutamadığım oruç diyerek öyle öyle, Hani namazın kazasında da anlatmıştık. Ramazan-ı Şerif'te niyet ettim Allah rızası için Ramazan-ı Şerif'te en son tutamadığım orucumun kazasına diyerek mesela niyet eder. Ama akşamdan veya sahur vaktinde sahur yemeği yemese bile niyet etmesi lazım. Ve de her oruca ayrı ayrı niyet etmesi lazım. Mesela ben 3 gün, 5 gün, 7 gün her neyse dediğim gibi peş peşe tutacağım. Başında bir niyet, sonra devamlı yok öyle de değil. Her gün ayrı ayrı niyet etmesi lazımdır. Ve de hanım kardeşlerimiz bu borçlarını gelecek Ramazana kadar bitirsinler. Tamam mı efendim? Bu oruç bozulursa eğer Ramazan'ın dışında olduğu için kefaret gerekmez. Onun yerine yine bir oruç daha tutmaları gerekir. Bu fıkhi meseleleri de hanım kardeşlerime aktarmış oldum. Umarım ki anlaşılmıştır. Mutlaka akşamdan geceden niyet edecekler. O sayyat edince tutacaklar. Efendim gelecek Ramazan'a kadar tutmaları iyidir. Hanefi mezhebi o Ramazan geçerse bile tutulur. Mutlaka tutacaklar da. Ama Şafii mezhebinde deniliyor ki beraberinde bir de fidye vermeleri gerekir. O Şafii'lerin görüşü. Ama bir Ramazan gel bitmiş gelecek Ramazana kadar o orucu tamamlamaları güzeldir. Bir de bir zaruret oldu da eğer o orucu yemek mecburiyetinde kalırlarsa bu çok soruluyor. Kefaret gerekmez. Kefaret sadece yani o 60 veya 2 60 gün veya 2 ay tutulan oruç sadece Ramazan'ın içindeki oruçlar bozulursa, bile bile bozulursa tutulur. Yani Ramazan'ın dışında kaza tutarken Ramazan orucu olduğu halde bile bile o orucu yiyecek olursa kefaret gerekmez o gün artık o oruç olmaz. Onun yerine yine bir gün tutacaktır. Yani ayrıca bir gün kazası bir günde değil. O oruç iptal edilmiştir. O orucu asıl Ramazan'daki geçirmiş olduğu gün için tutacaktır. Cenab-ı Hak Hazretleri bütün amellerimizi en güzel şekliyle kabul buyursun inşallah diye dua ediyorum. Cenab-ı Hak söylediklerimizi ve dinlediklerimizi tatbik etmeyi bize nasip etsin ve bizi rızasında daim kılsın. Umuyorum ki kimseyi rencide etmeden anlattıklarımı ifade etmişimdir. Rabbim razı olduğu çizgide bizleri daim eylesin. Amellerimizi makbul olsun diye tekrar dua ediyor ve hepinize hayırlı geceler diliyorum. Gelecek hafta yine hanım kardeşlerimizle ilgili bazı meseleleri anlatmak üzere, buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun efendim. Hayırlı geceler.